videomuzda yine iletişim ve beden dilinden bahsedeceğiz. Yani seyahat deneyiminde ihtiyacımız olabilecek ayrıntılardan. Örneğin alışveriş yapacaksınız ve pazarlık yapmak istiyorsunuz ama diliyle ilgili hiçbir fikriniz yok. Ya da adres soracaksınız, nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsunuz ama gene sadece ve sadece beden dili kullanabilirsiniz. Bakalım o çok değerli misafirlerimiz bu konuyu nasıl hallediyorlar? Evet, hoş geldiniz. Welcome. Yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşacağız. Her şey yolunda. Mesela bir yere gittiniz, alışveriş yapacaksınız. Fiyatını sormak istiyorsunuz ama adam sizin dilinizi konuşmuyor. Nasıl sorarsınız? El ele herhalde böyle yapıyor. Böyle mi yaparsınız? Translate. Google Translate. This? Yeah. Maybe I'll ask like this. Like this? Yeah. Okay. Just show with hand like. This? Yeah. Okay. Or in Tunisia we use just like this. It's how much? How exactly much? It means how much? This is universal. Wherever you go like this. Everybody knows that it's money. Now, you didn't like the price because it's high. You wanted, or her, to lower the price. How do you ask? No good. No good? No good, yeah. I'm going away. Good. And then seller make you a good proposition. I'm walking, for example. How do you stop me? Can I have a moment, please? Okay. Can I have a moment? Great, you're good. Mesela şuradan biri yürüyor. Nasıl durdurursunuz? Pardon yaptınız. What is the main thing that really surprised you or shocked you regarding body language? When you use like this, wait for me, in Tunisian. Okay. Or do you understand me? Okay. So sometimes they have also some type of hands, but it's different like... Like if you do this in Finland, what do they understand? They don't understand it. What if you do this? Well, at least that's like... At least international kind of calm or relaxed or something like that. Also, another question. You're lost. You don't know where to go. Uh-huh. And you want to ask for an address or etc. But he doesn't speak English or any other language. So how do you ask? You have to just point and say, like, show the address maybe like this. Mm-hmm. I want to go there. And maybe he understood. I have no idea what you're talking about. Like, I will show you the address. Okay, address, yes? Yeah. You wanna go? Go there, like this. You go this way, go like this. Did you understand what I'm saying? What did I say? Straight, left, and again a straight, yes. Yeah. For how long? I don't know either. Okay. And then, good. Where am I? Where am I gonna go? All right. Google Translator. Help me, please. Help me, please. Show me the way. Show me the way. Bu videoda da gerçekten çok ilginç konular hakkında yeni noktaları öğrendiğimize eminim. Örneğin bazı beden dili hareketleri kesinlikle evrensel. Şunu dünyanın neresine giderseniz gidin, yaptığınızda konunun para olduğu anlaşılıyor. Onun dışında bazı kültürlerde daha az beden dili kullanılırken bazılarında çok daha fazla kullanılıyor. Bir şey daha öğrendik. Beden dilinin yerini yavaş yavaş teknoloji alıyor. Evet, eskiden ellerimizi, kollarımızı kullanarak anlatmaya çalıştığımız mesajlarımızı bugün teknoloji sayesinde belki bir uygulamayla anlatabiliyoruz. İnsan merak etmeden duramıyor. Nereye gidiyor bu beden dili diye. Bir sonraki bölümde heyecanlı serimiz devam ediyor olacak.